Evet, bayramın ikinci gününden herkese selamlar. Hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun. En son paylaştığımız videodan sonra birkaç kişi mesaj atmış. Ya niye hep ormanlık alanlara motor sürüyorsun? Yani dağ bayır nereye kadar diye bir mesaj atmış. Onu özelden atmış bize. Yani ona şöyle bir cevap vermek isterim aslında. Hani böyle yerleri görmek, hani bulmak, keşfetmek demeyeyim de, eminim ki birçok insanın bazı bölgelerden, yerlerden haberi bile yoktur. Şimdi gidip de böyle yerleri görmek, buraların varlığını bilmek, yani muazzam derecede güzel bir şey. Yani bunu ben herkese tavsiye ederim. Yani biz bile bu Tulsan NS200'de çıkıyoruz buralara. Yani gerçekten hakkını vermek lazım. Motorun her yola geliyor. Bir çamur kaldı. Yani böyle yağmurlu havada bir araziye, çamurlu bir araziye girmedim henüz. Onu da deneyeceğim ama ya kışın. Lastikleri değiştirip bir arazi tipi lastik takıp da gireceğim. Ya yani mesela mağaralara gitmesi güzel oluyor. İnsan hem içini ürpertiyor, hem de gidince bir şaşkınlıkla, hayranlıkla bakıyorsun. Kimilere doğal oluşum, kimilere yapılmış mağaralar. İnönü mağaraları var. Oraları muhtemelen mesela bir doğal oluşum. Keçi Ağlı'nda bir mağara var. Orada mesela yani yaşayanlar varmış. Daha gidemedim henüz. Hani yanına kadar gittim. Ama mağaraya gidemedik çünkü yolu biraz sıkıntılı, yürümemiz gerekiyordu ve saat de geçe geldiği için hani mağaraya git gel derken hava kararacaktı. Açıkçası onu da göze alamadık. Hem bilmediğimiz bir yer, hem yani böyle bir ana yol değil sonuçta. Bir ana yolun kenarında bırakıyorsun motoru. Yaklaşık bir 2 kilometre kadar. O da yani göz kararı hesaplıyoruz. Belki 3'tür, belki 1'dir, bilmiyorum. Çünkü dağlık alan. Tamam, geçelim. Trafik oldukça, tabi bayram dönüşü. Aslında dönüşü değil ya, daha bugün ikinci günü. Trafik bayağı bir kalabalık. Şu dağı gördünüz mü? Şimdi belgesellerde izlediğimiz zaman bu şekilde böyle bir tapınaklar veya bir oluşumların üstü kapalı olduğunda tam bu şekilde gözüküyor. Hani bir dağ gibi üstü yeşillik alan. Her izlediğimizde de bunlar var. Artık her böyle bir yer gördüm. Acaba o da burada da bir şey var mı diyoruz bu sefer. Ha, biri bir de şey sormuş. Zahir, siz niye hep iki kişi gidiyorsunuz demiş. Emin ol ki kardeşim, iki kişi gayet güzel. Bir de uzun bir arkadaşlığa dayanıyorsa o zaman tamamen şahane güzel bir şey yani. Ama en güzeli iki kişi ya. Yani üç bile olduğunda fikir ayrılıkları daha da bölünmeye başlıyor. Ama iki kişisin. Biz 15 yıl oluyor sanırım. Belki de geçiyordur. Tanışıyoruz artık. Kardeş gibiyiz yani. Kardeşten de öteyiz neredeyse. O yüzden mutlak tavsiye ederim. İki kişi yola çıkmak bence çok güzel bir şey. Bir tabela daha gördüm. Ne yazıyormuş acaba? Ziyaretçi tanıtım merkezi. Niye ki acaba? Vakbaşköy Entegrafya Müzesi'ni mi diyor ki acaba? Muhtemelen yine bir kaybolma durumumuz olacaktır. Yani o kaçınılmaz bir şey. Şimdi Balya'da yani ne kadar doğru bilmiyorum açıkçası. Hani bunu genelde hep duymuştum. Ama birkaç kaynakta da okumuştum var. Türkiye'de ilk elektrik gelen yer bu Balya ilçesi, Balıkesir'in. Yani eski tarihlere baktığımızda en popüler olan yer, en gelişmiş olan yer bu Balya'ymış. Çünkü Romalıların
yaşandığı söyleniyor. Ya bir de bu, yani nerede bir eski bir yapı varsa Romalılar yaşamış oluyor. Yani ne kadar doğru bilmiyoruz. Çünkü belli başlı bir net kaynak yok aslında yani. Kulaktan kulağa gelmiş eski zamandan beri. O yüzden öyle söyleniyor. Evet, Balya'ya geldik. Bir dönem liseyi burada okumuştum. Şu Atatürk Çok Programlı Lisesi'nde, daha biraz ilerisinde de yurt var. Orada da yurtta kalmıştım. Şurası bir şey kulesiydi ama tam bilmiyorum. Evet, Balya'nın ilerisinde de bir Kadıköy var. Güzel bir yer. Tam bir böyle derenin çayın üstü, yanı pardon. Güzel bir çay içmelik, dinlenmelik alan. Uğrak bir nokta yani. Bu bölgeden geçecekler zaten biliyordur buraları da. Bilmeyenler için kesinlikle tavsiye ederim. Burada bir tabela daha var. Ne tabelasıymış acaba ki? Balya maden mirası diyor. Giden mi? Hadi bir giden bakalım be. Gel. Balya maden mirası. Bir kilometre de yazaydınız iyiydi be. İşte mesela az önce bahsettiğim olaylardan bir tanesi. Rastgele. Bak bir tabela çıktı. Gittik, güzelse şansımıza, bahtımıza, değilse de yapacak bir şey yok. Burada bir madencilik müzesiymiş. Şurayı bir incelesek olur. Motorları koyalım. Tam bir yolun kenarına kalsa bir şey olmaz ya. Yakın yerdeymiş aslında, geldik. Balya Endüstriyel Madencilik Müzesi. Yani eskiden madenmiş burası. Yapı bu şekilde. Ben bakalım, burada açıklamaları yazıyor. Balya Türkiye'nin en önemli kurşun ve çinko maden sahalarından birisiymiş. Ve 1892 yılında maden işlenmeye başlamış. Ve işçi grevi bu madende başlamış, yani günümüzdeki grev olayları ilk burada çıkmış. Şöyle bir etrafını bir dönelim. İki yapı var sanırım. Biri burada, biri de şurada arkada. Bir bakalım. Değişik bir yer sanırım.
şuradan içeri girebiliriz. Girelim. Yani üstü olmadığı için herhangi bir tehlike arz etmiyor şu an içeri girmemiz için. Sanırım giriş kapıları buradanmış. Burası alçak kısım, burası üst kısım. Yani iki kat olarak mı bir yapıydı? Veya bu daha da zemine gidiyor muydu acaba? Bilmiyoruz. Şöyle bir bakalım. Yok, tek kat bir yapı. Ya oldukça eski bir maden. Yani yazdığı bilgilerde. Çünkü etrafı oldukça bilinen bir yermiş. Şimdi bir de yukarıya gidelim bakalım. Yukarıda ne var? İşte alın size sürpriz. Bu tarz yerlerde dolaşmanın, gezmenin en güzel yeri. Aa, şurada da bir şey var. Şuraya bir bakayım. Bu su deposu gibi bir şey galiba sadece. Bu ne? Yakında gibi böcek ya. Cır cır böcek. Şuraya bir bakalım. Burası muhtemelen çok eski bir zamandan kalma, o maden zamanından. Ama burası şu an günümüzde kim kullanıyorsa biri hayvanlar için kullanmış. Çünkü hayvan pislikleri, samanlar vesaire bir sürü şeyler var yani yerlerde. Burada dar kovanları var. Zaten burası da eski bir yapı yani gördüğünüz gibi. Balya Endüstriyel Madencilik Müzesi bu şekildeydi. Ama şu anda da tam olarak bitirilmemiş. Daha hala düzenlemeleri sürüyor. Yani yazdığı bilgi bu şekildeydi. Yani girilip görülebilecek bir alan. Eski tarihi bir yapı sonuçta. Şurada aşağı tarafta bir tane daha yer var. Aynı bunlara benziyor. Muhtemelen burası madencilik sahası. Oraları da kaldıkları yer olabilir. Şimdi geçerken bir de oraya bakacağız. Ama en son geçtiğimde oranın etrafını çevirmişlerdi. Yani böyle şeritlerle. Sanırım yıkılma tehlikesi olduğu için, yanına insanlar girmelerini istemedikleri için çevirmiş olabilirler. Hemen şuralarda bir yerdeydi ama. Tam girişte. Aha, burası. Burası da muhtemelen o madenin yani çalışanlarının veya artık kim varsa yani amir memur. Onların kaldıkları yer olabilir. Zaten şeritlerle de kapatmışlar etrafını. Muhtemelen bir yıkılma durumu var. İşte yıkılmadan önce inşallah bir tadilat, tamir yaparlar herhalde. Burası da böyleydi. Devam.
Burada bir tane daha var. Bir burası, bir arkası. Thank you.